Norway Jose Evet. şarkısına dans eden bir yeğenim var. Norway Jose şarkısına dans eden yeğeninden bahsedelim o zaman Hikmet. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Niye böyle açtık? Onu anlamadım. Merhaba arkadaşlar falan direkt böyle. hoş Kanalıma hoş geldiniz. geldiniz. Önce bir ses deneme yapalım. Sesimiz geliyor mu arkadaşlar? Ya muhtemelen geliyordur da. Ahmet senin sesin niye tipler geliyor? Ha, dur lan benim radyoya çıkmış. Geliyor ses temiz abi. Tamam. Buğra Gür gelecek merak etmeyin. Aleykümselam lunatik fenomenos. Hepiniz hoş geldiniz. Fener Koalisyonu toplanmış hep öyle. Ses geliyor kısa gelsin konuya girin. Apaz nerelerdesin kanki? Hikmet trolleme. Fener'i konuşacaklar. Buğra Gür ne olacak? Fener'in hali. Arkadaşlar Buğra Gür gelecek merak etmeyin. Biliyorsunuz yönetim grubumuz genel olarak Fenerbahçe hocası olduğu için biraz küçük çaplı bir kalp krizi geçirdik toplu olarak. Maç sonrasında. Buran Of, güzel bile bir geçirdi şey yani o kadar söyleyeceğim. kişi Kim var geçirince. ki dışarıda kalan? Yani Dayı? O evet. kadar. Evet. Bir Biz kişi var zaten. Fenerbahçeliyiz ya hepimiz. Akıllı adam Evet. Fenerbahçe tutar arkadaşlar. Hikmet hoş geldin. Hoş bulduk. Ha ben Süleyman hangi takımdı bilmiyorum. Allah affet. Süleyman yani Fenerli ya. enteresan evet. Sen de hoş geldin. Reis Willinger. Merhabalar. Sağ olun. Beyaz Sevgili. Beyazıt demiş ki ne zaman Beytepe metrosunda karşılaşacağız be adam demiş. O, ben Eskişehir. ben metroya bilmiyorum ki abicim. Ben kampüste kalıyorum. Hikmet bana manita yapacaktı. Orada hukukta bir kız demiştim ona. Hala bak, Her hala bakacak ama gün önünden geçiyor. Kız yok oğlum ne yapalım? kız Vallahi yok. geçiyor bu arada. Hukukun önünden. Hukuk fakültesi. Ankara'da neydi? Hacettepe miydi? Hacettepe'de Hacettepe. hukuk fakültesinde manita var da. Arkadaşlar ben aslında biraz da Buğra Gür'ü bekliyorum. Biliyorsunuz o olmayınca çok olmuyor. Kendisi gelecek yakın zamanda. Boğaç hayat nasıl? Nasıl gidiyor? Yani çok iyi değil işte klasik. Bir yerde kazanıyoruz ama bir yerde maalesef kaybediyoruz. Evet maalesef bu arada mouse'um çıktı. Hikmet sende hayat nasıl? Ben yatıyorum ya. Notlar açıklandı. Sülalem rahat. Evet, onu anlayabiliyoruz. Bu arada Arkadaşlar, Buray geldi. geldi mi? Ya. Chatbox da geldi. Birazdan Kendisi buraya de da birazdan gelir büyük ihtimalle. buraya gelecektir. Başladık mı? Başladık vallahi. Başladık. Evet, bugün günün asıl gündemi aslında All Elite Wrestling'di. Geliyorum. Evet, geliyor. Başkanımız geliyor. All Elite Wrestling'de bugün maalesef Çocuğun kalbini niye kırdın lan? Yazık değil mi? özür dilerim. Kim? Özür dilerim. Kenny Omega'nın duyurusu ne düşünüyorsun Boğaç? Kenny Omega Oo. geldi ve yalnız değil. Yanında kız arkadaşı, erkek arkadaşı da o da geliyor. Ne düşünüyorsun All Elite Wrestling ve Kenny Omega hakkında? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bütün chat beni linç edecek ama söyleme konusunda kararlıyım. Üç Evet. buçuk sene sonra, bak 3,5 sene sonra büyük babamız Vince McMahon bunları alır. WWE'nin çöpçüsü yapar. Yerlerde %100. süründürür. Yerlerde süründürür. Aynı fikirdeyim. Aynı fikirdeyim. Hikmet sen ne diyorsun? Bu Golden Lovers mıydı bunların adı? Neydi tam olarak? Gold Two Digger. Girls One Gold Cup mıydı? Diggers. Ne? Ha. Neydi mevzuları? Yani ne düşünüyorsun bugünkü? Sence bugün dünyayı değiştirme yolunda bir adım attılar mı? İddia ettikleri gibi. Ya dünyayı değiştirme yönünde adımları genellikle Donald Trump atıyor. Evet. Yani bu dünyanın neresini değiştirirsin bir şirket kurarak. Ondan sonra main eventine PWG'de olabilecek bir maç açıklayarak. Evet. Pek bilemiyorum açıkçası. Ya bu arada ben bir şey söyleyeceğim. Eğer şu şey muhabbeti ciddiyse Young Bucks Lucha Bros maçı main event olacaksa yani gerçekten kayla almayacağım bu yeni kurulan şirketi ve arkasında olan insanları yani. Orada Chris Jericho ve Kenny Omega gibi iki tane marka olabilecek potansiyelde biri marka zaten Allah'ın emri de. Evet. İki büyük isim varken iki tane takımı çıkarıp main event yapmak da yani ne bileyim. Evet. Bilmiyorum. Yani benim All Elite Wrestling'e olan sevgim biliyorsunuz. Sabah herkes uyurken ben
Kenny Omega'nın videosunu indirip altyazı ekliyordum. Altyazı mı? En son ne zaman Jericho maçı izledim? Şey işte kimle yaptı şeyde? Benimle yaptı ya. Hayır hayır ya. VK'da kimle yaptı oğlum Jericho? Durman CM Jericho. Neydi? Kimle yapmışlar arkadaşlar? Siz bizden iyi biliyorsunuz. Biz. Aynen. O kimle yaptıysa onunla izledim işte. Onu izledim. En son Tetsuya Naito değil mi ya? Ha Naito ile yapmadı mı? Doğru aynen. Naito maçını Naito izledim. Duman. En son Jericho Naito'yu izledim ve güzel bir maçtı yani. Keyif almıştım açıkçası. Abi Naito'nun Tetsuya Naito demişler. Naito ile şey aynı adam değil mi zaten? Okada. Yok. Abi Tanahashi ile Okada aynı değil mi ya? Ben karıştırıyorum. Bilmiyorum ya. Hepsi aynı olanlar şey. Dur. Kenny Omega ile Young Bucks. Yani Young Bucks aslında şunu söylemek gerekiyor. Ben yani bir idealleri vardı ve bu idealleri doğrultusunda yapılması gerekeni yaptılar. Tebrik etmek istiyorum ben Omega'yı, Cody'yi ve aynı zamanda Khan ailesini. Evet, Alp King of Beards kardeşim çok söyleyecek ama ben de tebrik ediyorum. Bir alkış atalım. Yani tebrik Alp, etmek biliyorsunuz azılı bir düşman. Yani bu konuda. Evet. Alp evet. Alp. Tam bir Vince McMahon boy. Alp şey ya, bir kere Bulgar Alp biliyorsunuz kendisi. King of Beards'tan evet. Bahsediyoruz bu arada. Yani tebrik etmek durumundayız. Evet, fan sesiyle beraber. Selam verdi bize. Aleyküm selam. Merhaba sevgili Gürüş. Genop.net severler. Ben Buğra Gür. İmza girişini yaptı. İmza girişi yaptı. Aynen öyle. Ya çok güzel bir muhabbet dönüyordu. Şimdi Skype güncellenirken sizi dinledim. Öncelikle bu Fener'in gerisini biliyorsunuz. Fenerbahçe adamı ağzına koyar yani. Maç evet. İzliyordum. Maçtan döndüm. İşte inanılmaz bir yağmur var. Milleti bırakacak adamları buluyoruz falandı filandı derken geciktim. Kusura bakmayın. Muhabbeti bölmek istemezdim. Evet. Kenny Omega hakkında All Elite Wrestling hakkında konuşuyorduk. Evet Hikmet bir şey bileceksin. Motor yok mu ya senin? Başkan motor var. İşte motor var da ve inanılmaz bir yağmur var. Ve insanlar hani bir tür mahsur kaldı yani. Sekiz takla atmayayım diye tabii yavaş geldim. Ya o da var. Şimdi 8 takla da var içimizde ama şimdi insanlar kalınca ben de ayrılmak istemedim. Benim ev yakın zaten motorla gidecek bir durumda yoktu ama onları dağıttım anca öyle yetişebildim. Kusura bakmayın Kenny Omega ve Elite Wrestling hakkında konuşuyorduk. Evet. Abi Kenny Omega WWE ile görüşmemişken şey diyen bir adam AJ Styles'la hani WWE tarafından doğrulanmış bir görüşme yokken AJ Styles'te WrestleMania'da ana maça çıkacağız falan diyen bir adam. Ben inanılmaz zeki buluyorum bu stratejisini. Resmen kendi kendinin PR'ını yaptı, piyasasını yükseltti ve All Elite Wrestling'e gitti. Madalyonun öteki tarafına baktığımız zaman da Vince McMahon var. Hani WrestleMania main event'ına çıkarabileceği bir adamı All Elite Wrestling'e kaybedebilecek bir tip değil. Evet. Bir de şeyden konuştunuz. Young Bucks main event olacak mı dediniz. Ya abi bence hani televizyon şovu olmayacaksa bu mümkün. Ama bu bir televizyon şovu olacaksa abi Chris Jericho herkesi satın alır oradaki. Şimdi alınmasın ama o wrestlingçi arkadaşlar oradaki herkes bir Chris Jericho etmez yani. Marka olarak yani reklam ve pazarlama olarak. Ve Chris Jericho main event'te olur. Diyeceklerim bu kadar Ahmetciğim. Yani Jericho 49 yaşında bir adam. 49 yaşına rağmen hayatının en büyük kontratını aldığını söylüyor All Elite Wrestling'den. Bence de bu kadar para güvenilmişse bu adam veriliyorsa main event'teki yeri şaşmaz. Jericho ve Omega'yı muhtemelen benim tahminim o yönde izleyeceğiz. İlk Double or Nothing miydi şovların ismi? Hı-hı. İşte orada muhtemelen onları ana maçta izleriz. Lucha Bros benim değil de daha çok Hikmet'in ilgi alanının olduğu abiler. Öyle mi Hikmet? Yani Lucha Bros Impact da, Wrestling olsun, aynen. Lucha Underground olsun izledik. Yani onlar da işte Young Bucks'ta çıkacaklar. Hani benim çok o konuda bilgim yok. Hikmet bence daha deneyimlidir. Ya şöyle WWE bir dönem sanırım ilgilendi. Hani bu şekilde haberler çıktı. Özellikle Pentagon için.
Pentagon hani şu anda en ünlü Latin Amerikalı güreşçilerden biri. Belki Rey Mysterio, Alberto El Patron gibi güreşçilerin ardından o geliyordur hani. Topladığı kitle, ün olsun. İyi bir transfer. Çünkü teknik olarak da çok iyi kullanabilirsiniz bu adamı. Takım olarak da Phoenix'de kullanıyorsunuz zaten. O yüzden hani katkısı olacaktır illa ki şirketin tanıtımına ya da seyirci çekmesine. Öyle diyeyim, o kadar diyeyim yani. Evet. Boğaç sen de o zaman kelam et. Yani... Kenny Omega hakkında. Evet, Kenny Omega hakkında. Ya şey, Numan'ın bir yorumu var. Ona şey cevaben o zaman ben de götüreyim konuyu, biraz daha farklı bir yere götürmüş oluruz belki. Şovun ring içi olarak en iyi maçı olacak maçı niye main event'e koymasınlar diye bir şey söylemiş. Eğer Burak'ın dediği gibi bu televize edilecek bir şov olacaksa marka değeri her şeyin önüne geçer. Yani bu çok basit bir şekilde şu an WrestleMania haberlerinde hani kadınlar maçında hani Ronda Rousey gibi bir markanın ne kadar ağırlık koyduğunu, hani ağırlık koyduğunu görerek anlayabiliriz aslında. Bu hani mantığı öyle de kurabilirsiniz. Ama televize olmayacak bir şov olacaksa, yani tabii ki takım maçı da olabilir ama bazı şeyler üstün gelir, taş yerinde ağırdır. O yüzden bilmiyorum yani, çok şey geliyor bana. Bu bütün All Elite Wrestling, yani Kenny Omega'dan da çıkayım da, bu bütün All Elite Wrestling bana çok büyük bir hype'miş gibi geliyor yani. Abi çok, inanılmaz çok pompalanıyor. Bak, yani çok heyecanlılar. Hayır, profesyonel güreş dünyasında bir alternatif eksikliği var. Ama All Elite Wrestling bu alternatifi doldurabilecek bir kanala henüz sahip değil. İlk önce bunun farkına varalım. Sonra bir hype'a bakalım. Hani pompalanışa bakalım. Dave Meltzer, işte Ryan haber Satin. Ryan Satin, diğer işte haber sitelerini söyleyeyim. Haber bülteni sitelerini söyleyeyim. Tamamen işte Randy Orton All Elite Wrestling'e mi gidiyor? İşte ne bileyim, Usolar All Elite Wrestling'e mi gidiyor gibi arkası boş pompalamalar yapılıyor. Farkında değiller. Gazeteciler All Elite Wrestling'in adını duyurmak için bir şeyler yaptığını düşünüyorlar. Fakat hani bu beklentiyi bu kadar yükseltirsen sonu hüsran olur. Eğer televizyon yayını yaptırırsan. Evet. Ama ya, bu beklenti televizyon yayını yapılmazsa, ki televizyon yayını olmayacakmış gibi görünüyor şu etapta. Çünkü bununla ilgili ne bir netleşmiş bir şey var, ne bir spekülasyon, ne bir dedikodu, ne bir söylenti, hiçbir şey yok. All Elite Wrestling hani bir indie show tadında olursa mükemmel hype derim. Hatta güzel de bir PR derim. Güzel virallerle doldurdular derim. Ama eğer televizyon yayını olacaksa arkası boş bir pompalama yapılıyor. Diyeceklerim bu kadar. Yani düne kadar şöyle diyeyim. Hikmet. Yok sen devam et, ben sonra diyeyim. Yani düne kadar ikinci bir kadın güreşçileri yoktu. Ona rağmen Sasha Banks haberleri pompalanıyordu. Düne kadar üçüncü bir takımları yoktu. Usos haberleri pompalanıyordu. Ben bunların bilerek zamanlaması manidar. Hani o Türkiye'de duyduğumuz, alıştığımız bir kalıptır. Zamanlaması manidar haberler olduğunu düşünüyorum. Ve All Elite Wrestling'in benim tahminim patlayacağı yönünde. Ben neden bunu söylüyorum? Ben geçmişin farkında olan bir adam olarak bunu söylüyorum. Belki son dönemde güreş izleyen arkadaşlarımızın yaşı yetmez. Fakat 2011 senesinde TNA kadrosu bir süreliğine... 2010 mu? 2010'da TNA kadrosu pazartesiye almıştı yayınlarını. Ve o dönem kadroda şimdinin yıldızlarından AJ Styles, işte Bully Ray, Bischoff, Hogan, Matt Hardy, Foley, Mickey James, işte Robert Root, şimdiki adıyla Bobby Root, Ric Flair, Scott Steiner, herkes vardı. Sting, aklınıza gelecek herkes vardı. Samoa Joe ve sonuç hüsran olmuştu. Yani WWE hiç efor bile sarf etmemişti. Pardon Numan, sen 30 yaşındasın, biz değiliz. Evet ya. Yani efor bile sarf etmemişti ve patlamıştı TNA'nin bu adımları. Aynısını muhtemelen All Elite Wrestling'de yaşar. Yani çok büyük bir gazla geliyorlar ama işte ancak Numan İnci falan takip ediyor işte. TNA'nin bir de şöyle bir olayı vardı. Çekirdeği çok iyiydi ya. Evet. Hani ve çok iyi bir kanaldaydı. Bakıyorsun evet, Spike zaten, Spike en büyük kanallardan. Hani AJ Styles, ondan sonra
Samoa Joe, Rude, bu adamlar WWE'de hani geldiklerinde yarattıkları etkiler tartışılmaz yani. Bir de o zaman Christopher Daniels'ın falan prime zamanları. O halde bile. Ya bir gelip o etkiyi oradan herhalde James Storm falan yaratamadı değil mi? Ya o da hani James Storm'a maaşta anlaşamadılar. Onu da yarattırırlar aslında isteseler yani. Tabii hakkında bahsediyoruz değil mi? Tabii. Tamam. Maaşta anlaşamadılar. Zaten James Storm hani yaşı gereği, vücut stili gereği çok da WWE'ye uygun bir güreşçi değildi. Aşırı düşük tempoda güreşiyor. Böyle olup da hani vücudu iyi olan Alberto Del Rio vardı. O da zaten fazla tutunamadı. Ayrıca hani bira içen bir karakter falan. Ha. Ya zaten WWE'de çok yapabilecek bir de tarza sahip, gimmick'e sahip de değildi. PG'de sene 2000 falan olsaydı tutardı. Evet tabii canım. Tabii canım, onda hatta çok büyük tutmuşu var 2000'de. Stone Cold. Ya ben bu olayı wrestling'le alakalı bir şey söyleyeceğim. Daha doğrusu Tony Khan'la alakalı bir şey söyleyeceğim. Malum forumumuzda Khan ailesini inanılmaz öven bir tayfa var. Tek tek. Ne? Khan ailesi kim abi? Ben bilmiyorum. Ya Pakistanlı ya. Bir milyarderin bir oğlu var. Bu oğluna Khan para veriyor işte hani. Benim işime karışma. Ya Bilal Erdoğan, Tayyip Erdoğan ilişkisi gibi düşünebilirsin. Gibi gibi. Ya küçük şeyleri ona ver. Ya öyle şimdi yani. Khan'ın en örnek gösterilen iki tane şey var. Organizasyonu var. Biri Jacksonville Jaguars. Amerikan futbol takımı kendileri. Bir de Fulham var. İngiltere Premier Lig'deler şu an. Fulham'ı zaten malum herkes herhalde futbol takip eden biliyordur burada. Ne halde şimdi, olduklarını da biliyorlardır. Şimdi NFL uzmanımız Sayın Boğa Çülker'e bağlanıyoruz. Evet Boğa Çülker. Jacksonville için konuşacak olursak, bu arada Jacksonville de şey, bu ilk mitingi yaptıkları yerin işte sahanın önü orası işte. Jacksonville'de yapmadılar mı ilk mitingi hatta? Evet. Değil mi? Tabii abi Jacksonville yaptım. Galiba yanlışım yoksa bakarım birazdan. Geçen sene bir iyi bir çıkış yakaladılar. Onun dışında son 10 senedir falan ligin dibinde herifler yani. Hiç şeyler, averaj takımlar ya. Yani evet. Hiçbir efektleri yok şeyde Amerikan Futbol Ligi'nde. Bu arada Fulham'a da sene başında bu All Elite Wrestling ile ilgilenen o oğlan kanı şey yapmışlardı. Başına getirmişlerdi analistçi olarak. Adam Babel'i falan getirdi ve şu an takım küme düşüyor yani. Hani Babel'i geç, bu takım sezon başı köy peynirli Fenerbahçe'den 3-7 ya. Aynen. Fenerbahçe şovu yaptı ya bu takıma karşı. Fulham'a. Hangi takım? Fulham'la sezon başı hazırlık maçı mı yaptık? Evet 3-0 bitti hatta. Abi öyle şimdi öyle travmatik bir sezon oluyor ki kimden kaç yediğimizi ya da kaç attığımızı bile unutuyorum ya. Ha, gerçekten çok ilginç. Ufaktan Raw ve SmackDown'a geçelim mi Ahmet? Konuları konuşacak başka bir şey kalmadıysa. Geçebiliriz. Ben o zaman yavaş yavaş ayarlayayım. Soracak başka soru yoksa ben bazı merak ettiğim şeyler de var. Onu da sorayım. Sunuculuğu sen devral. Raw ve SmackDown'dan önemli segmentleri konuşalım. Zaten çok önemli bir segment yok. Bir saatte 50 dakikaya sığdırırız diye düşünüyorum. Chatbox, öncelikle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Raw ve SmackDown için konuşuyorum. Segmentlerine hepiniz hoş geldiniz. Babel hayvan gibi oynuyor demiş bu arada Alper Can Bas. Yani Şenol Güneş'in görmediğini görmüş. Ya abi TNA'de şimdi çok büyük milyarlarder batırdı TNA'yı. İlk önce onu şey yapalım. Hani Amir Khan denilen adamla Vince McMahon'ın kişisel serveti tartışılıyor. Vince McMahon'ın kişisel serveti 3 milyar dolarmış. Amir Khan'ın 8'miş. Ancak şunu da unutmamak lazım. WWE 5 hissedardan oluşuyor. Biri Steph, biri Linda, biri Vince, biri Triple H, diğerleri de anonim. Yani halka açık borsa olan. Şimdi böyle bir şirketi yani 8 milyar dolarla kıyaslayamayız. Çünkü WWE hani Amerikan borsasında kağıdı 80 dolardan işlem gören bir şirket. Onun için hani Amerika'nın kişisel serveti 8 milyar dolarmış deyip de hani All Elite Wrestling'in ekonomik koşulları daha iyi,
Onun için Kenny Omega'yı getirdi bakış açısı yanlış olabilir bence bana göre. Yani evet, şirketin %78'i McMahon ailesini demiş Lantik Phenomenal. Öyle. Evet. Yani WWE'de 10 tane Kenny Omega var ha. Orada bir tane varsa böyle de bakabilirsiniz mevzuya. Tabii evet. Tabii ki. Ben bir de yani Chris Jericho'nun Vince McMahon'ın izni olmadan All Elite Wrestling'e gittiğini düşünmüyorum arkadaşlar. Ben de. Yani hani biraz çok mu gerçekçi bakıyoruz? Ben biraz Instagram'da hype'lıyorum. Beğeniler de güzel geliyor. All Elite Wrestling'i insanların ilgisi oraya kaysın diye. Yani özellikle şurada mesela radyoda 20 kişi var. Hani biz smart fan kesimiyiz. All Elite Wrestling hakkında her şeyi biliyoruz ama biraz bu sosyal takip yapan profesyonel girişi hype olsun, işte beklentisi artsın, farklı şirketler izleyebilsin diye All Elite Wrestling'i özellikle Instagram'da hype'lıyorum biraz. Bakalım sonuçları dönüşleri nasıl olacak? Belki yeni gelen foruma yeni gelen üyeler çok büyük All Elite Wrestling takipçisi de olabilir. Lantik Final mı demiş? Omega'nın sözleşmesi 27 Ocak'tan önce bitse Rumble'da gelirdi zaten. Ya bir Omega Rumble'da gelir de yani şunu düşünelim ilk. Omega WWE'ye ne katar? Yani. Ya bunu düşünelim. Tabii zaten WWE'nin hani AJ Styles'ı alma amacı neydi? Japon pazarına hakim olduğu için AJ Styles. Evet. Gitti, aldı ve süper bir yıldız yaptı SmackDown brandinde. Şundan bahsetmek istiyorum. Bana kalırsa, bana göre yani Omega sözleşmesinden bağımsız olacak şekilde konuşmak gerekirse bence WWE almak isteseydi All Elite Wrestling'e gitmezdi. Çok mu gerçekçi boyutta bak bilmiyorum de, ama. Valla ben de %100 hani ben zaten Vince McMahon hani karakter analizi yapmayı çok seven bir adamım. Ben Vince McMahon'a Aziz Yıldırım'ı çok benzetiyorum birbirine. Hani yönetim yöntemlerini hani Aziz Yıldırım'ı hatırlarsınız. Mehmet Topuz gece Beşiktaş forması giymişti. Sabah Fenerbahçe'deydi. Hani eğer istese alırdı yani. Başkanım çok özledik. Evet. Aziz Yıldırım yayın alabiliyor muyuz ya? Alırız. Alalım ben mı? Ararım birazdan. Ararım birazdan. Gelir. O zaman evet. Rava... Ultimate... Evet. Hemen güzel bir soru var. Ultimate Opportunist Edge demiş. Bence bu ABD taktiği uygulamamış mı WWE? ABD'de kendine yapay rakip yaratıp yok ediyordu. Admin düşüncen demiş. Ya bunu forumda paylaşmıştım. Şimdi çok kısa bir örnek vereyim. Boğaç, senin abi bir tane kafen var, tamam mı? Evet. Kafede müşteri ilgisi hafif yataya doğru kırıldı ve aşağı doğru gidiyor. Günden güne ciroların düşüyor. Hani çok büyük bir düşüş yok ama sarsıcı bir düşüş yok ama yani geliyor yani belli. 1000 kazanıyorken 950 kazanıyorsun. Anladın mı? Günde 1000 müşteri geliyorken 950'ye düşüyor. Bir sonraki ay 900'e düşüyor falan. Yataya kırılmış vaziyettesin. Ne yaparsın biliyor musun abi? Personelini bilinen müşterin güler yüzü, müşteriye güzel güler yüzü personeli çıkarsın. Bulaşık bardakta çay verirsin. Lezzeti düşürürsün. Malzemeden çalarsın. Kaliteyi bozarsın. O 900'ünden de tamam mı? Dükkandan medet ummayı kestirirsin. Sonra dükkanın adı Boğaç Kafe'ydi ya. Ülker Kafe yaparsın işte yeni bir tasarım, yeni bir ışıklandırmalar ve sonuç itibariyle o yeni 950 müşterini, 1000 müşterini geri kazanırsın. Ayrıca o 1000 müşteriyle beraber yeni müşterileri de dükkana çekersin. Bu psikolojide kapatma yöntemidir, kapama yöntemidir. WWE'de hani yapay suni bir rakip yaratıp kendi içindeki brandler arasındaki heyecanı geri getirme aşamasında amacında olabilir mi diyor. Ultimate Opportunist Edge sen ne dersin? Ben bunun ticarette olabileceği yöntemine ya bu ticarette olabilir bir yöntem diye düşünüyorum. Evet. Sevgili Boğaç sen ne dersin? Ya acaba olabilir. Acaba WWE yani hani Kenny Omega'yı salarak Chris Jericho'yu yollayarak kendine rakip suni bir rakip mi yaratıyor? Ya olabilir. Ya çünkü zaten piyasada bizim de alternatif ihtiyacımız olduğu kadar onların da alternatif ihtiyacı hissettiği durum olabilir. Çünkü sonuçta yani güreş sektörüne bu adamlar yön veriyorlar ama her şekilde yön vermeleri mümkün değil.
Belki böyle bir yapay bir rakip oluşmasını istemiş de olabilirler. Ya bir de şöyle bir şey var. Ben şunu düşünüyordum hep, yani başından beri böyle düşünüyorum. Kenny Omega'nın WWE'nin Omega'ya ihtiyacı olduğundan Omega'nın WWE'ye daha çok ihtiyacı var bence. O yüzden yani çok mantıklı geliyor senin kurduğun portre bana. Öyle söyleyeyim. Ya Omega artık genç bir adam değil. 35 yaşına gelmiş bir adam. Muhtemelen önümüzdeki 5 sene All Elite Wrestling'e tabii o kadar şey olursa, ömrü olursa. Çünkü yönetici olarak da atandı. Hani şu saatten sonra WWE'den çok bir alacağı bir şey de olamaz. Yani bence kendi bacağına sıktı ama göreceğiz. Yani tabii 35 yaş profesyonel güreş için altın dönemdir yani. Prime dönem dediğimiz en iyi noktası. Belki Burak senin de aklında vardır bu, bilmiyorum ama merak ettiğim için herkesin görüşünü soruyorum. Yani neredeyse herkes şirkette kendi senaryosunu yazacak konuma getirilmiş anladığım kadarıyla. Bu sizce nasıl etkiler şeyi, All Elite Wrestling'i? Yani herkes ya bir başkan yardımcısı olmuş, ya bir prodüktör olmuş, ya yapımcı olmuş. Herkese bir şey yaratıcı izni verilmiş. Çok ben anlamadım yani, bu kadar serbesti bırakmak ne kadar mantıklı acaba? Yani işi bilene vermen lazım. Şu an All Elite Wrestling'in yaptığı sarhoş bir adama araba emanet etmek gibi bir şey. İşi bilene vermen lazım. Senelerdir işin içinden gelen Billy Gunn'a verdiler bu yetki. Fakat hani onu bence sindirecekler Cody ve öteki tayfası. Bakalım ne olacak. Fakat eğer bir örnek görmek istiyorsanız WCW Nitro'nun son dönemleri güzel bir örnek oluşturabilir. Batmışlardı çünkü. Aha. Ya bunun bir benzeri aslında şöyle. Hani TNA Hogan'lı meşhur dönem var. Hogan'lı Bischoff'lu. Orada nasıl diyeyim, büyük payı kendilerinde biçtikleri bir zaman aralığı var. Oradaki hava oluşursa işleri çok zor ya. Oradaki dozu kaçırmamak lazım. Evet, WCW gibi olacak bence demiş Ero. Oh My Mind yazmış. Öyle bir anlattınız ki az önce sanki Diriliş Vince McMahon senaryosunu dinledim. Yalnız WCW yani işte savaşı kaybettikten sonra satıldı. Yani öyle bir şeyler olmadı. Batma vesaire olmadı. Ama yani batık çalışıyordu. Evet tabii canım. Yani konkordato mu deniyor? Hı-hı. Giren paraya bakarsak. Yani giren para çıkan para denkleminde batık çalışıyordu. Evet. İflas ilan ettilerse konkordato, yani işte konkordato ilan etmiş oluyorlar. Yani ama satın alabilecek bir değeri vardı. Hikmet onu söylemek istiyor. Hı-hı. Kesinlikle ya, çok büyük bir arşive sahipti. Çok büyük kemerler yaratmışlardı. Ya WCW hani Kevin Nash yanılmıyorsam 2010 SummerSlam'de ya da 2011 SummerSlam'de geri döndüğünde evet. WCW şampiyonu diye o dönemin anonsörü tarafından hani duyurulan birisiydi. WCW öyle hani TNA ile ya da All Elite Wrestling ile kıyaslanabilecek nitelikte, çok büyük nitelikte bir şirket, kıyaslanamayacak bir durum söz konusu var burada. Yani bir de öyle bir şeydi ki hani adamlar telif haklarını sattılar sadece. Telif haklarıyla bile ciddi para yani verdi WWE. Kemerlerdir, telif haklarıdır. Şirket almadı WWE. Hı hı. O haliyle bile güzel bir para verdi WWE bunlara. Evet. Anlaşabildiklerinde kontratını aldı sonra. Ahmet. Evet. O zaman Raw'a geçelim mi? Raw SmackDown'a. Olur. Raw SmackDown önemli segmentleri konuşalım. Raw'ın önemli segmentlerinden açılışta Stephanie McMahon vardı. Fakat söze henüz başlamadan Becky Lynch onu böldü. Becky Lynch biliyorsunuz WrestleMania'da Ronda Rousey ile bir tekli maça çıkacak Raw Kadınlar Şampiyonluğu için. Ronda şimdiye kadar tekli maçlarda yenilmez bir kadın. Bakalım resmede neler olacak. Becky'nin dizindeki geçirdiği sakatlık dolayısıyla Stephanie McMahon onu işte bu konuda telkinlerde bulunuyor. Doktora görünmediği sürece uzaklaştırılacağını belirtiyor ve sonra Becky patrona saldırıyor.
Buna isterseniz paralel olarak SmackDown'daki açılışla bunları birleştireyim ben. Çünkü SmackDown'da da aynısını gördük. Bu sefer SmackDown'da Charlotte geliyor ve WrestleMania maçına dahil olması gerektiğiyle ilgili bir şeyler söylüyor. Triple H ringe gelip eğer herhangi bir şekilde doktordan tedavi olmazsan bu hakkını elden alacağız diyor. Buna paralel olarak bir tokatta ikinci McMahon'ın perdeni atıyor Becky. Triple H'e atıyor. Ve sonrasında Charlotte da maça üçüncü olarak gideceği konusunda ne kadar emin olduğunu herkese anlatıyor. Raw SmackDown sentezi yaptım. Hikmet, bir şeyler söylemek ister misin? Ya öncelikle Stone Cold'a WWE'ye tekrar geldiği için teşekkür ediyorum. fakat belki şeyinde geldiği için biraz sıkıntı oldu. Hani şey yapmıyor tam, algılayamıyorsun. Lan ne bileyim, biçilen rol biraz iyi göstermeye çalışmak mı artık? Yoksa yönetimin karşısındaki adam taktiği mi? Vince eski taktiklere döndü ya. Enteresan işler. Boğaç? Bence biraz şeyden bunu yaptılar gibi geliyor. Hep çıkıyor birilerini tokatlıyor. Hani biraz yavaşlatalım. Biraz rölantiye geçsin. Şeye girmesin. Aynen, çok tekrara binmesin diye böyle biraz rölantiye almak namına böyle bir şey yapmış olabilir. Bence keyifliydi yani. Ben Becky'den memnunum şu an. Ve özellikle şu WrestleMania'da gerçekleşecek kemer maçının tekli maç olmasını istiyorum. Yani umarım Charlotte falan girmez araya. Yani çünkü yırtık dondan fırlarmışçasına zıplıyor ve çok iğrenç bir şekilde hazırlamışlar bence SmackDown'daki segmentte Charlotte'ı. Ben hiç beğenmedim. Evet. Böyle inanılmaz itici, inanılmaz çirkin, çirkef, pis, kötü. Özüne döndü. Yani öyle, yok abi. Evet. Charlotte olmaz. Ronda ve Becky iyi. Güzel, ikisi de iyi. Teke teki iyidir yani. Şimdiki sorum da Güre. Raw'da önce Stephanie tokatladı. SmackDown'da Triple H'i tokatladı. Ve Charlotte da maça girecek gibi görünüyor. Evet, Güre'nin düşünceleri nelerdir bu konuyla alakalı? Becky ve Ronda'nın maçı. Abi şimdi hemen bir backflash mi deniyor? Flashback. Ya hemen hafızayı bir zorlayalım. Ronda Rousey Rumble'da kimle maça çıktı? Sasha Banks'le birbirlerine rabia işaretleri yaptılar mı? Yok, hayır. Nasıl hayır? Yok yani, o şeyde doğru oldu ya. Önceki Raw'da sonraki Raw'da Becky gelirken yapmadılar mı? Sasha Banks. Tamam abi, onun Rumble'da da yapıldı o ya. Sasha Banks rabia hareketi yapmadı mı? Rabia mı? Bak, Ultimate Opportunist Eş dedi. 4. Sayın Cumhurbaşkanımızın ihvan ısrarına destek amacıyla yapmadıysa Four Horse Woman olarak yaptı. Ya şimdi bu o hareketi yapma nedeni neydi? Ve bugün geldiğimiz senaryo nereye gidiyor? Ya o hareketi hani orada bir hype yaptıysan WrestleMania'ya niye böyle bir maç gitmiyor? Ve bugün neden böyle bir senaryo izliyoruz? Ben hani story'nin başlangıç kısmıyla sonuç kısmını, hani şekillenme kısmını, sonuç kısmı çok başka olacak. Şekillenme kısmını aşırı alakasız buldum. Evet, Stephen Truway demiş. Becky ile Bayley Royal Rumble sonrası Raw'da da yaptılar. Hani bu işin gittiği yer orası mı? Yoksa şu anda temel atılan şekli mi? Ben ilk olarak bunu merak ediyor, anlamsız buluyorum. Şu anki haliyle değerlendirecek olursak, evet, o mikrofonu üfleyen arkadaş biraz daha yavaş. Yılın maçı olabilir kadınlar adına. Yılın maçı olabilir. Ancak ben genelde WWE'de böyle büyük maçların ele yüze bulaştırıldığına şahit oldum. Son seneler hariç. Yılın maçı olabileceği kanaatine de şöyle varabilirim. Hani bir ekstrem nesne koyarlarsa ya da ekstrem nesne olmadan süre maçı olabilirse ya da Iron Woman, yani hani o kadınlar devrimini böyle noktalayacak, zirveye çıkartacak bir şey olabilirse daha da iyi olabileceği kanaatindeyim.
Fakat şu anki story'yi başlangıç ve şekilleniş açısından beğenmediğim, ya mantıksız bulduğumu, boşlukların olduğunu düşünen de birisiyim aynı zamanda. Bu arada Rav'da Stephanie'yi tokatladıktan sonra Ronda Rousey iki maça birden çıktı. Arda arda ve ikisini kazanmasını bildi. Önce Liv Morgan'ı, akabinde de Sarah Logan'ı yendi kendisi. Ronda Rousey güçlü bir şampiyon profil çiziyor. Şimdiye kadar bütün kemer koruma maçlarından alnının akıyla çıktı. Acaba Becky gerçekçi bir rakip mi Ronda Rousey için? Hikmet, neler söylemek istersin? Bunu şu şekilde değerlendirmek lazım. Becky istenen tepkiyi alıyor mu? Alıyorsa ne kadar alıyor? Bu Ronda'nın aldığı yani Ronda'nın girdiği havayı söndürebilecek bir alan mı? Bunu söylemek lazım. Yani bunu düşünmek lazım. Şimdilik o kadar ciddi bir rakip görünmüyor. Çünkü UFC'den WWE'ye gelen isimler biraz daha üsttenmiş gibi duruyor. Üst tabakaymış gibi durdukları için o güreş WWE'nin kendi isimlerinin oraya çıkmasını bekliyoruz maalesef. Bundan ötürü de halen birkaç sıkıntı var. Evet, bu arada Buğra Gür'ün şu konudaki görüşlerini merak ediyorum. Acaba Becky Lynch tek başına WrestleMania ana maçına çıkacak kalibrede bir güreşçi mi? Ya Becky Lynch böyle olduğunu, bu kasa, böyle bir kasaya sahip olduğunu bence Royal Rumble'da ispatladı. Ben Royal Rumble'ın, hani underdog güreşçilerin, daha doğrusu hak ettiği değer verilmemiş yetenekli güreşçilerin parlama alanı olarak görürüm. Ya Daniel Bryan 2 sene üst üste şampiyon olamadı diye. Evet Hikmet. Bir bana mı geliyor bu üflemesiz? Bana da geliyor. Bana da geliyor. Üfleme mi? Kapatayım Hikmet. O zaman mikrofonu ben. Tamam, üflemeden. Kapatmana gerek yok. Üflemesen yeterli. Becky Lynch, hani Daniel Bryan'dan örnek vereceğim. Hani Batista ve Roman Reigns'in Rumble şampiyonluklarını amiyane tabirle çuvallattı, hiç etti. Batista Rumble şampiyonu oldu. Az kalsın WrestleMania main event'ına çıkamıyordu. Çıkabildi mi? Çıkamadı. Triple H'i yenmişti. Çıktı. Triple H'i yenmişti işte Daniel Bryan. Evet. Ya demek istedim. Becky Lynch o alanda kendini gösterebileceği alana da güçlü gelen biri olarak gerçek manada çok önemli bir başarıya imza attı ve bu kalibreye sahip olduğunu bana göre gösterdi. Evet. Paralel gidiyoruz demiştik. Biliyorsunuz önce Triple H'i, sonra Stephanie McMahon'ı önce Stephanie, sonra Triple H'i tokatladı. Acaba sırada Vince McMahon var bu aç? Yok. O kadar olacağını ben düşünmüyorum ama yani bence zaten bir süre görmeyeceğiz. Şey bu kadar ateşli gitmeyecektir diye tahmin ediyorum. En azından 1-2 hafta. Fastlane ne zaman bu arada? Mart ortası. Önce Elimination Chamber. Yok ya, şey olmaz. Bu ya haftadan şöyle, sonra o kadar... Fastlane'den WrestleMania 3 hafta var, öyle söyleyeyim. Anladım. Yok, ben şey olacağını düşünmüyorum. Bu hafta özellikle 2 gün üst üste 2 ayrı, yani karıyı bir kadını bir kocayı tokatlamasından sonra ben haftaya da bu gazı vereceklerini düşünmüyorum. Biraz daha sakinleyecektir. Hatta belki şovlarda bile görmeyebiliriz. Evet ve artık diyecek az şey kaldı. Son olarak yine Buğra Gür'ü yönetmek istiyorum. Charlotte Flair faktörü. Charlotte biliyorsunuz belki şu an dünyanın yetenekli kadın güreşlerinden birisi ve WrestleMania ana maçında olması gerektiği iddiasında. Sayın Buğra Gür, sizce Charlotte Flair'ın yeri WrestleMania ana maçı mı? O da bu maça eklenmeli mi? Ya o maça eklenecekse bu işi Force Horsewoman'a falan çevirin. Hani yani iş mantığa bürünsün. Yoksa diğer tarafta dünyanın en iyi kadın güreşçisini olduğunu iddiasında bulunabilecek ve henüz şans bulmamış. Fakat kendini hani MMA gibi büyük bir şirkette kanıtladığı düşünülen isimler de var. Charlotte Flair ekleniyorsa bilmiyorum. Bana kalırsa Force Horsewoman'a çevrilmeli. Ya yoksa bu maçın teke tek hakkı Becky'dedir. Ve bunu dibine kadar hak etmiştir Charlotte olmadan. Evet. Charlotte bir sene uzak durursa olmaz mı ya? Hı? Charlotte bir sene diyorum önemli bir olaydan uzak dursa. İşte ben de onu istiyorum ama yok, tutamıyorlar yani arkadaş. Charlotte'ı
prime dönem, hani o ilk çıktığı dönemki John Cena gibi aynı yani. Sürekli her şeyin içinde olmak zorunda. Her şampiyonluğa ulaşmak zorunda. Fakat böyle böyle yıldız oluyorsunuz. O konuda hakkını verelim. Evet, chatbox'a döndüğümüzde Jinder eklensin daha mantıklı olur demiş. Alexa'nın pembe kartı. Ne? Ahmet bu postu çok sevindi. %100 katılıyorum arkadaşımıza. Lassen ve yemeğin eventi şimdi ya. Evet. SummerSlam'de izleriz diyenler olmuş. Evet, maçı. SummerSlam'de 4'e 4 Four Horsewoman, UFC Four Horsewoman izleriz demiş Ultimate. Ya o zaman match. Bak o zaman WrestleMania'daki kadınlar maçı hani main event olmaz Raw şovunda bir maçmış gibi olur. Yani eğer o kadınlar maçı karışacaksa Raw şovuna benzer yani WrestleMania. Evet. Eren Nur çok güzel durur yerinde. Otursun evden izlesin Charlotte. Geçen sene de evden izliyordu Eren Charlotte WrestleMania'yı. Ya yap. Yani devam edelim. Evet, devam edelim mi? Edelim. Edelim. Ha, oh my mind. Hebeki hiçbir şey hak etmiyor. Evet, devamını okumaya değer bulmuyorum. Ben de bence ciddi bulamadım. Evet. O zaman kadınlarla ilgili konuşacağımız başka bir şey yoksa devam edelim mi? Ses gitmiş. Yok, sıkıntı yok, düzeldi. Okay. Raw takımlar divizyonuna geliyoruz şimdi. Revival, Heavy Machinery, Lucha House Party ve B-Team'i yenerek Raw takımlar şampiyonluğu için bir numaralı aday oluyorlar. Bildiğiniz üzere Revival'ın şirketteki durumlarından dolayı pek mutlu olmadığı ve buna bağlı olarak kendilerine böyle şanslar verildiği iddia ediliyor. Siz ne derece doğru buluyorsunuz? Hikmet? Revival'ı mı? Evet, Revival'ın mutsuzluğu, takımlar şampiyonluğuna şans vermesi. Revival bence şu anda hani bu birkaç hafta önce konuştuğumuzda diyorduk ya, bu adamlar en çok süreyi alıyor. Hani şu anda da aslında en önemli isimler bunlar ama onlar için farklı bir senaryo örgüsü yazılıyor diye. Evet. Ben açıkçası bunun hani artık kafadaki mantıktan pratiğe döndüğünü düşünüyorum bu maçta, kazandıkları maçta. Kemer'in aktivitesi çok fazla düştü. Kazanmalılar bence. Hani bir değişiklik olsun diye en azından. Yani Revival'ı da denemek lazım bence artık ya. Zamanı geldi çünkü artık. Geçiyor. Bundan sonra geçer. Evet. Güre yönetmek istiyorum. Acaba Revival mutsuz. Revival ayrılmak istiyor. Revival... Aynen. All yani Elite Wrestling'e mi gidiyor? Ne bağlantısı var? Acaba bundan dolayı mı bu push veriliyor kendilerine? Ya Revival çok geç kaldı ya. Bak ne demiş, çok güzel bir yorum gördüm Stephen Truway. Revival'ın takımlar kemeri için aldığı şanslar büyüktür. Finn Balor'ın kendisinden Universal Champion olarak bahsetmesi. Ya bak gerçekten çok geç kalındı. Hani bir şeyin havası söndükten sonra onu şişirmeye çalışsan da eski canlılığına ulaşamıyor. Ben korkum şu, Odors of Pain de böyle olacakmış gibi hissediyorum. Ya ne bileyim, WWE'nin elinde çok yetenekli takımlar var fakat bir türlü o top seviyeye, o ustolar seviyelerine çıkamadılar. Mesela Sheamus, Cesaro. Gerçekten çok güzel takım oldular ama akılda kalır hangi maçları var abi? Çok yok. Bir kaldık yani. Anladın mı? Belki Roadblock. Belki yani. Onlara bir parmağına geçmiyor yani. Demek istediğim şey ki de bu adamlar çok uzun süre hem Raw'da hem SmackDown'da şampiyon olmuş. Evet. Takımlar. Ya ben özellikle Raw ve SmackDown olmak üzere şirketin genel olarak NXT'yi bir kenara bırakarak ya, takımlar divizyonunu kullanışını berbat buluyorum. Revival'da çok geç kaldı yükseltilmekte. Üzülerek söylüyorum ki bu yarın da WWE'den şampiyon olarak da ayrılsalar başarısız olarak anılacaklar. Şöyle bir durum var. Revival'ın zaten mottosu WWE'deki eski stil, old school takım güreşini geri getirmek.
Bence zaten sıkıntıları burada yani. Eski stil artık tutmuyor. Artık Lucha House partiler, işte ne bileyim Usolar, bunun gibi artık teknikten çok artık böyle daha çok uçan kaçan isimler tutuyor. Onlar daha çok seyircinin gözünde bir değer buluyorlar. Boğaç, katılır mısın? Neler demek istersin Revival'ın bulduğu şans hakkında? Ya ben biraz şöyle düşünüyorum. Revival ya da diğer takımlar, aslında sadece Revival da değil. Authors of Pain var, Sanity var, Heavy Machinery yeni çıktılar. Şey gelmiyor bana. Mesela Usos'un booklandığı gibi, senaryolarının yazıldığı gibi sanki bunlara öyle güzel bir senaryo yazılmıyormuş gibi geliyor. Bir nevi kalitelerini de gösteremiyorlar bu şekilde. Ve kötü de oluyor. Yani Buraya katılıyorum. Yani bu kadar geç kalınmış olması şampiyon yapılmaları konusunda Revival'ın bayağı kötü. Hatta skandal. Yani şampiyon olsunlar, en azından bir görelim, ama kötü oldu yani. Bu kadar geç kalınmış olması yani ve geçiştirilme, yani inanılmaz fiyasko ya. Hani Authors of Pain'den Kemer'in gidişi de bayağı komikti zaten. Evet. Şu an tutan takım da yani ben yani Rude'u falan severim ama yani bayağı skandal, hani bayağı skandal. Umarım biraz şirket bu takımlar divizyonu konusunda kendine gelir. Yani potansiyel var ama hiç kullanmayı beceremiyorlar. Çok kötü yani. Xenophobia Revival iyi filmdi demiş. Yani DiCaprio'nun oynadığı Revenant'ta bir gönderme yapmış galiba. Ana kadrodaki ilk senelerini tamamen sakat geçirmese şu an böyle olmazlardı. Abi sakat geçirmesi mi etken yani? Sakat geçirmesinden çok rezalet kaybettiler bu adamlar ya. Yani abi NXT'de bu adamların maçları hep 5 yıldız falan aldı ya. Ana kadro oyun, bir ana kadro bu kırların biraz NXT'ye uzak olması. Evet. İki de hani nasıl diyeyim, tam olarak plan yapamamaya, genel olarak planlama yaparken eksik yapılması. Yani yoksa diyecektim. Revival'la DIY'ın maçları ve o feud inanılmaz güzeldi ya. Gerçekten çok güzeldi yani. Onu takip etmesi falan inanılmaz keyifliydi. Yani o ayarda bir feud olsa, takımlar feud olsa şu an ana kadroda hepimiz oturur izleriz. Kimse burada şimdi kolpa yapmasın. Evet. Lütfen. Chatbox'a baktığımızda Buğra Gül, lütfen Lucha House Party över misin? Hayatımda izlediğim takımlar değil, geçelim yani. Ne? 205 Live. sarmıyormuş Revival, Lunatic Phenomenal. Evet. Peki. Bunu bildiğimiz iyi oldu. O zaman başka bir görüş yoksa Rav'a devam edelim. Ex genel müdür Kurt Angle ringde ve Devam. Ex genel müdürümüz Kurt Angle ringde ve artık yaşından vesaire bahsediyor. Tam güreşi bırakma sinyalleri verirken onu Baron Corbin bölüyor. Daha sonra yanında McIntyre da var. Rav'da yeni bir ikili, Corbin ve McIntyre ikilisi. İşte yardım istemez misin vesaire deyip Kurt Angle'ın üzerlerine yürürken Strowman gelip püskürtüyor bu ikiliyi. Rav'da yeni bir güç dengesi izliyoruz. Drew McIntyre ve Baron Corbin arasında. Hikmet, neler dersin bu ikiliye ve Kurt Angle'ın yaptığı açıklamaya? Ya ikili biraz nasıl diyeyim, bence Drew McIntyre'ın önünü kesti baya. Ben tekli push almasını beklerken gene bir takım şeyi oluşturdu tabii, sinerjisi. Sonrasında Kurt Angle'ın emeklilik senaryosunda ben açıkçası arka alanda da artık Jeff Jarrett olduğu için bölüp son maç teklif etmesini bekliyordum ama çok şaşırdım. Yani böyle bir şey olsa çok mutlu olurdum bir TNA izleyicisi olarak. Evet ya, Stephen Truway mükemmel bir net bir analiz. Raw'un şu anki ana erkekler hikayesi bu. Abi kafayı yemek üzereyim ya. Abi WrestleMania'ya gidiyoruz. Bak, Road to WrestleMania ve Kurt Angle, Baron Corbin, Finn Balor, Drew McIntyre. Yok. Doğru saydım. Braun Strowman. Abi pardon Braun Strowman. Finn Balor şeydi, Intercontinental'du. Tamam. Ana hikaye bu abi. Cuma'da duası kabul olmayanlar sıralı liste değil mi abi? Ya bak,
WWE 2010'da bir tökezledi. Tamam mı? Satışlar böyle bir dibe vurdu. Anında Hollywood'dan Drak'ı çağırdı Vince McMahon. Ya abi böyle bir dip mi görmesi lazım şirketin? Hani WWE Network'ün masraflarını çıkaramıyor, haberlerinin düşmesi mi lazım? Yani inanılır gibi değil yani. Akıl alır gibi değil yani. Ben hayatımda bu kadar durgun bir Rod Russell'ı görmedim. Evet. Gecenin ana maçında bu ikili takımlar maçında karşılaştı ve McIntyre ring dışına yollandıktan sonra Angle diskalifiye ile maçı rakip takımın kazanmasını sağladı. Şu anda Raw'da ana hikaye bu dedik. Ana hikaye Drew McIntyre, Braun Strowman, Corbin ve Angle arasında dönüyor. Boğaç, bu durumdan memnun musun sen? Hayır değilim. Yani Drew McIntyre gibi öküz gibi yazılan bir karakter şu an bir takım yani dörtlü mü desek, takım mı desek onu bile bilmiyorum. Saçma bir ilişkinin içine atıldı yani. Bu adam hani Rumble'ı kazanıp Lesnar'ı WrestleMania'da devirebilecek nitelikte bir momentumla geliyordu. Ne oldu? Hiç oldu. Abi yani bu, çok yazık yani. Çok yazık ya. Vallahi bak, çok. Çok ciddi bir şey söylüyorum. Bu dört ismi Drew McIntyre, Kurt Angle, Baron Corbin, Braun Strowman, tamam mı? Türkiye'ye koy, bu dördü de adamcı nargileci tayfadan olur. Zaten Corbin direkt şey közcü. Zaten közcü ya. Közcü aynen. Corbin. Gerçekten adamcı tayfa. Ya hadi sene ya. Ya hadi. Neymiş bu? Division 2 New Private Beta Content Available. Bir oyuna girebilirim amına koyayım. Abi geldim ya. Ya şu an yayın devam ediyor bence. Sesimiz geliyor. Evet. Tam ben girmiştim yayına. Nasıl yapalım? Tamam sen devam et. Devam ediyoruz. En son nerede kalmıştık? En İnşallah son... küfürün gitmedi lan benim. En ya, son... Gittiyse üzülürüm şu an ya. En son... Aha gitmiş basın, galiba. Raw Main Event'ını konuşuyorduk. Evet. Bence daha fazla konuşmaya gerek yok ya. Aynen közcü olur dedik zaten. Bence orada konu kapandı. Bir şey söylemedik hiç bu arada. EC3 kardeşimizin Dean Ambrose'u yalap şap etmesi. Yani, geleceğiz. Raw'un en önemli olayı o ya. Geleceğiz. Ondan önce Bayley ve Sasha Banks dostluğu bir kere daha üstün çıktı. Kendileri Nikki Cross ve Alicia Fox'u mağlup ederek
Elimination Chamber'da yapılacak kadınlar takım şampiyonluk maçına eklendiler. Açık ara favoriler. Sizce de öyle mi Hikmet? Bir daha alabilir miyim soruyu? Sence de Bayley ve Sasha Banks favori mi Elimination Chamber'da? Bence değil ya. Division 2 New Private Beta Content Available. Bir oyuna girebilirim aman akıllı. Abi geldim geldim. Ne? Evet Hikmet. EC3'yi çok seviyoruz. Hı-hı. Buna değerli adminlerimizden biri olan Buğra Yücel de katılıyordur. Ama ana kadroya çıktığından beri, hatta WWE'ye geldiğinden beri o eski günlerinden eser yok. Bugün o de konuştuk. Eski halinden eser yok şimdi diyorsun. Yani o arada zaten bugün de o segmenti çevirdiğim için hani biraz daha olaya hakimim. Nia Jax, Dean Ambrose'un Nia Jax'e çekiciliğime kapılan ilk kadın değilsin demesi biraz o eski nasıl diyeyim olaylardan böyle alakasız sonuçlar çıkaran Dean Ambrose'u hatırlattı. Orada bir sevindirdi. Bilemiyorum ya. Dean Ambrose'un geleceği de biraz şüphelendiriyor artık. Önceden kalacak. Main event'e WrestleMania main event inancı vardı bende bir. Main event derken yani Universal Championship inancı vardı. EC3'ye de kaybetmesi sonrası pek o inancım kalmadı. Yani EC3'nin böyle çok da aşırı bir tepki almadan kimya bu tepkileriyle kazanması bilemiyorum artık. Evet, o My Mind yazmış. O segment gerçekten izlediğim en iyi segmentlerden biri olabilir. Naya'nın mikrofonunda inanılmaz bir gelişim sergilemiş. Lütfen haterlar fazla laf salatası yapmasınlar. Bu Oh My Mind bir Ribella fanı olan arkadaş mıydı? Yok, bu yok. Naomi fanı olan Naomi arkadaş. Fan. Bir vasatlık sezmiştim. Evet Boğaç, sen ne düşünüyorsun? Yani tamamen katılmıyorum. Nia Jax yani saçma böyle hani yapısına ithafen bir gimmick verilmiş kendisine. Yani daha bunu ne kadar düzgün söyleyebilirim bilmiyorum yani. Şişko falan demek istemiyorum şimdi. Ne? Ayıp ya. Yani, aynen, linç gelmesin. Yapısına ithafen bir ya sanki sen çok üçgen bir adamsın da Nia Şişko diye. Ya, üçgen değilim de yani çalışıyoruz biz de yani. Hani, en azından antrenman yapıyoruz. Ne oldu şimdi? Baron Corbin mi? Yok, o kadar değil. Ben ne oluyorum? Finn Balor'a yaklaşacağım inşallah. Az kaldı. Ne? yani 3 ay sonra ilk Universal Champion benim mi diyorsun abi? Tabii. Teşekkürler. Vay, kötü şey değil. Hani yani bilmiyorum. Nia Jax'in şeyini beğenen, ben anlamıyorum. Neyini beğeniyorsunuz abi? Çıkıp böyle konuşuyor yani. Bütün olayı bu. Abi ya işte bence dozer ama. Dozer gibi kadın neyini beğenmiş? Tepkim yeterli oldu galiba. Peki. Dean Ambrose. Dean Ambrose düşüşe devam ediyor. Şirketten ayrılacağını açıkladı sevgili Boğaç. Bence tamamen bir kolpa. Work. Work yani daha doğrusu. Work biraz açar mısın? Ya, Türkçe'yi nasıl çevirelim bunu Hikmet? Ben şu an şeyleyemiyorum. Ya, senaryo gibi. Senaryo içinde senaryo. Aynen öyle de diyebiliriz. Ya çünkü şey bana normal gelmiyor. Bu kadar giydirdi. Bir gün, bugün mü dün mü ne bir röportaj vermiş. Herkese giydirmiş. Para için yapıyorlar bu işi. Hiç kimse şey yapmıyor. Ben kim çok seviyorum. Ya? Şey Dean Ambrose. Ha, her şeyi giydirmiş? Patır kütür giydirmiş. Röportaj vermiş galiba ya. Böyle güzel. Bayağı podcastlere giydirmiş. Herkesi giydirmiş önüne gelene geçene. Ben güzel bir senaryo olacağını düşünüyorum. Yani bana öyle geliyor en azından. Ayrılacağına çok ihtimal vermiyorum yani. Ayrılacak olsa bile bu kadar WWE'yi şeyde salmaz bu adamı. Böyle bu kadar rahat hareket ettirecek şekilde salmaz. Bence yani güzel bir senaryosu kalacak arkada. WWE zaten bugüne kadar ayrılışlar hep saman altından olmuştur yani.
Böyle hiç açık olmadı daha önce. Bir belki şey mi oldu? Punk'ın mı böyle olmuştu? Abi yok. CM Punk canım. En büyük yılan hikayesi CM Punk. Yani bu, ben hiç böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Gayet güzel bir senaryo yapacaklar Dean için. Alexander o da paşa paşa oynayacak. Demiş. Aynen. Osmanlı böyle çökmedi kardeşim. Ekim'de heel turn yapılsın diye millet kuduruyordu. Ne? Rotun da yazmış. Dean Ambrose WWE tarihinin en fiyasko süperstarları arasında başı çekenlerdir net. Face, ne? Tutmadı. Face tutmadı mı? Heel tutmadı, tutmadı mı? Kardeşim 2016'da 13 yaşında olduğunu biliyoruz da yani. Bu kadar dedikleri. Ne ofansifiz bu akşam ya. 2016 Dean Ambrose bir efsanedir. Laf söyletme. Çok ilginç oldu. Evet. Bon Jovi. Sevgili Hikmet, ufaktan Raw'u puanlayalım. Sen de SmackDown'dan birkaç segment anlat ve noktalayalım. Tamam. Önce Raw puanlarını soralım. Raw'a kaç puan verirsin? Chatbox ve sevgili Boğaç. 5 üzerinden. 1.5. Kaç? 5 üzerinden. 5 üzerinden 1.5. 2. 5 üzerinden ben de 2 diyorum. Chatbox'ın da görüşlerini merak ediyorum. Evet. Chatbox'ta puan veren yok. O kadar. -1 de düşerim. O kadar mükemmel bir Raw show'u ki 2 hadi demiş. Hadi hadi 2 demiş. Geç bu konuyu diye. Ersun Baybüyük 1. 1.5 ne buçuk. Adana mı söylüyorsun? Kardeşim istediğim puanı verme hakkım yok mu? Oo. Verebilirim. Allah Allah. Doğan'ı bir döndürelim, bir ev yarıp çevirip geliyor mu yani? Oh, oh my man demiş. Ben 2 veriyorum demiş. Evet sevgili Hikmet. Şeyi konuştuk. Raw ve SmackDown'ın açılı segmentlerini, SmackDown'ın açılı segmentlerini, aha, konuştuk. Ne kaldı geriye? Şimdi ben ayarlayayım onu. Öncelikle Nakamura Rusev ikilisinin Good Brothers'a karşı, yani Anderson'la Anderson ve Gallows'a karşı debutlarını izledik. Evet. Maç içinde Rusev ile Nakamura arasında anlaşmazlıklar oldu. Fakat Rusev maçı kazandı. Takım adına. İlginç bir şey var gibi görünüyor. Nasıl diyeyim? İlişki var gibi görünüyor. Hani nasıl değerlendirirsin bu Roger? Senle başlayalım. Ya SmackDown'ın açıkçası hani elde genel olarak bir bakış attığımızda elde kalır kaç senaryosu var? Hani Raw'la iç içe olan kadınlar segmenti senaryosunu geçiyoruz. Ne var elde kalır? Evet. Ana şampiyonluk, evet, çevresinde dönen var, olaylar var. O kadar. Ya belki yere yorumlayabileceğimiz bir story var mı yani? Hani elde tutabileceğimiz, yorum kazandıracak bir story var mı size göre? Yok. Yorum kazandıracak yok. Yani, kesinlikle yok yani. Ya, gerçekten SmackDown genel olarak hani bir konuşmak gerekirse ben çok kısır geçtiğini düşünüyorum senaryoların. Ya bu artık ateş üfleyerek sönmez. Suyla da tabii sönmez. Ki. Köpük sıkacaksın birader. Çağıracaksın Drak. Çağıracaksın Brock Lesnar. Bak Brock Lesnar'ı Raw'a, SmackDown'a da Drak'ı çağıracaksın. Abi köpük sıkacaksın. Böyle Drak böyle üst üste 5 hafta gözükecek. Bir şovlar bir kendine gelecek abi. Vince McMahon falan şovlarda gözükerek, Triple H şovlarda gözükerek kurtaramıyor. Olmuyor. Olmuyor yani. Yürümüyor. Şu an onu deniyorlar, yemiyor abi, işte. Yani tarihi rekor kırdılar reytinglerde ve 10. Evet. oldular. 1.5 milyon izlenme aldılar. Yani olacak gibi değil yani. Peki şöyle bir sinerji olabilir yani. Şöyle bir feud görebilir miyiz? Drak vs. AJ Styles. Abi, kurtarma amaçlı. Tutar mı yani? Drak, AJ Styles, Daniel Bryan üçlü. Ya fark etmez. Drak, AJ Styles olabilir tekniğe. Tamam. Tamam. Üçlü. Ha, üçlü. Yani ana kemeri de katarsak tadından yenmez o maç. Ama evet. Ama bak şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Roman Reigns eğer kanser değil ya da güreşebilecek durumda da güreşmiyorsa bence o zaman federasyon, çok büyük ya. Bence federasyon kendi ayağına sıkmak için uğraşıyor yani. Büyük eksi ya, böyle kapatmaya oynuyor herhalde. Bence fırsatlar olsa kullanırlar ya. Ben sanmıyorum özellikle kenar. Büyük ihtimalle. Ben hayatımda bu kadar yani bu kadar hareketsiz bir brand görmedim. Çünkü Roman Reigns gitti, WWE çöktü böyle bir. Abi her yere sirayet etti ya.
Brock Lesnar'ın vasatlığı her yere sirayet etti. Yani ben yorumlayacak gerçekten bir segment yok. Ben bu konu hakkında da no comment diyorum sevgili Hikmet. Bu ay sen ne diyorsun? Ya diyecek bir şeyin varsa tabii. Yok yani hani ortada elimizde bir malzeme yok ki konuşalım. O zaman geçelim bunu. Şöyle bir şey diyeyim. Mustafa Ali'nin SmackDown'a getirdiği hareketlilik. Ha, bak çok ne, güzel. Çok güzel. Ne düşünüyorsun? Konu. Bence yani Mustafa Ali Pakistan'dan çok Türkleri heyecanlandırıyor. İsim yakınlığından mıdır nedir? Yani ben gerek Instagram, gerek Twitter, gerek YouTube'da baktığım zaman ya şöyle söyleyeyim. Hani Mustafa Ali gerçekten Müslüman mı Türk mü olan sorular mutlaka geliyor. Türklerin de hep bir WWE'de Türk güreşçi hasreti olduğunu biliyoruz. Evet. Türkiye pazarında da ben gayet etkili olduğunu görüyorum Mustafa Ali'nin. Ve SmackDown'da hani 205 live'ı izletebilecek hani bir neden olduğunu görüyorum. 205 live bundan önce neydi? Belli bisiklette olan birbirlerine düşen adamların güreşiydi. Ve bu adamların asla ana kemer hedefleme şansı yoktu. Bugün 205 live işte 25 live dediğimiz 205 live'ın ana kemere güreşi yetiştirebilme ihtimali aynı zamanda 205 live'ın izlenirliğini de yükseltiyor. Bence Mustafa Ali yani mükemmel yani mükemmel bir hamle oldu da WWE adına. Şu Road to WrestleMania ya da SmackDown adına konuşulabilecek birkaç olumlu şeyden biri. Evet. Yani şüphesiz bence de Müslüman pazarına özellikle etkisi çok olacaktır. Çünkü Muhammed Hasan'dan beri var mıydı bu tarz tamamen bu Müslüman piyasasında oynayan bir karakter? Yoktu herhalde. Yok herhalde ya. Jinder Mahal de Müslüman ama ismi, o... Peki ismi Mustafa ya da Ali yapılır mı peki? Yok yapılmaz yok, bence. Yok kalır, kalır. Sade çünkü zaten. Basit. Çok basit isim. Hayır, peki. Yapılmaz umarım. Alexander pembe saçlı demiş. Şahsen bir Müslüman olarak çok mutlu oluyorum abi Ali'nin durumundan. Oğlum Mustafa Ali Alevi'ymiş. Ne? Ne? Dışarı. Her oğlum Mustafa Ali geçen tweet attı görmediniz mi? Cem evlerinde saz çalarız durmadan oynarız falan dedi. Ya. Oo. Bu işler böyle iş. İşte tamam böyle. O zaman. Forumumuzdaki Alevi ihtiyacını kapayabilir. Rotun da yazmış. El-Kaide olaylarından sonra kullanmaya çekindiler ya Müslüman karakter. Evet Brian'ın vegan kemeri hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya SmackDown'da konuşulacak şeyler sayıyorum. Kadınlar divizyonu, Brian'ın saçmalıkları ve Mustafa Ali. Evet. Daniel Bryan'ın vegan kemeri sevgili Boğaç. Güzel bence yani uzun süredir kişiye özel kemer görmemiştik. O yüzden ben memnunum durumdan. Kemer tasarımı da fena olmamış. Yani uzun süre sonra böyle bir şey görmek olmak en azından farklı bir şey görebiliyor olmamız insanı biraz da olsa mutlu edebiliyor. Güzel espri dönüyor ya. Ya ben hani Daniel Bryan'ın gerçekten çok iyi profesyonel güreş bildiğini ve profesyonel güreşi bildiği için aynı zamanda hani bunu insanlara sunabilme yeteneğinin yüksek olduğunu, insanların ne izlemek istediğini ya da ne izlerken sıkılmayacağının tespitlerini kendi karakterini oynarken çok iyi yaptığını düşünüyorum. Daniel Bryan'ın heel karakteri bence cuk oturdu ya. Ya adam face'i de mükemmel oynuyor, heel'i de mükemmel oynuyor. Ya sadece efendim? Bugünü bekliyormuş resmen ya. Ha, evet. Yani Daniel Bryan sanki hani güreş, profesyonel güreş dünyası için yaratılmış bir tanrı gibi. Hani Yunan mitolojisinde yaşayan birisi olsaydı kesinlikle Daniel Bryan güreş tanrısı olurdu. Yani. Gelmiş. Doğru mu gelmiş? Rowan'ın Brian safında yer alması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Harper'da yanlarına gelir mi?
Harper yanlarına gelmez bence ya. 2015 şey değil mi bu? White Family. White Family. White Family birleşme senaryosu. Ben şeyi benzetiyorum buna daha çok ya. CM Punk'ın sesi. He. Bana daha mantıklı geliyor. O zaman küçük boy bir sakal da gelecek. Kim olabilir? Bilemedim. Aklıma gelmedi. 205 Live'dan bir superstar geliyormuş. Mike Kanellis diyecektim de onun galiba sakalı. Yok abi, o parayı bırakabilir mi? O zaten o Daniel Bryan'dan da büyük adam ya. Fizik olarak. Bryan Kendrick'i falan mı getirecekler? Ne yapacak? Olabilir bak, güzel. Bryan Kendrick. Boy kükülen boylardan. Dayı var denmiş. Yok artık. Yok. O çok şey olur. Çok kültür karmaşası olur. Kaldıramazlar onu. Evet. Daniel Bryan'ı da burada atlamış olduk. Hani başka diyeceğiniz var mı? Yok. Bir üçlü kadınlar takım maçı yaşandı. Ona da kısaca değinelim isterseniz. Carmella, Naomi, Iconix, Mandy Rose, Sonya Deville. Maçı Mandy Rose'un bulduğu tuşla Rose David ikincisi kazandı. Bu ikilinin yükselişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu aç, senle başlayalım. Vallahi bilmiyorum. Bir aralar şey haberleri çıkıyordu. Mandy Rose çok seviliyor arka alanda. Özellikle babacık tarafından. Ne? Neler yaşanıyor ya o arka alanda? Vallahi bilemiyorum ama. Mandy yani, Rose kim seviyormuş ya? Vince McMahon seviyor diye böyle bir muhabbet yok muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum ya? Mandy Rose da sevilmeyecek kadın değil ha şimdi. Of. Yani. Ya bana şey gibi geliyor. Eğer yani ben kendi görüşümü söyleyeyim. Şeyi beğeniyorum. Mandy Rose'da Sonya Deville ikilisini beğeniyorum. Iconics'i de beğeniyorum. Hatta ikisinden biri o takım kemerlerini alsa ben daha da mutlu olurum yani. Sasha'yla Bayley alacağına. Verin onları For Horsewoman şeyine gitsinler onlar. Bunlar güzel güzel. Efendi takılsınlar takımlar şampiyonluğu çerçevesinde. Ya Sasha'yla Bayley bir de sürekli aynı şeyleri sunuyorlar hani. Evet. Yüzlerinin de değişmesi lazım biraz. Evet, ben de yüzlerinin eskidiğini düşünüyorum. Yani yeni iki takım çok keyifli. İkisi de bence keyifli segmentler verebilecek potansiyelde oldukları için takım kemerlerini ikisinden biri kazanırsa ben memnun olurum. Evet. Öyle. Daniel Bryan hakkında konuştuk. Kadınlar hakkında konuştuk. Ana olaya geçelim isterseniz. Bir evet, toplu bir kaldı. Toplanma yaşandı oraya. Hı hı. Jeff Hardy ile Daniel Bryan'ın maçı oldu. Sonra maç sonu bir kapışma oldu. Bakıyorum. Hardy diskalifiye ile kazanmış Rowan'ın maça karışmasıyla. Maçtan sonra da Bryan Jeff Hardy'ye saldırmaya devam etmiş. Maç katılımcıları toplanmış. Ondan sonra en sonunda ayakta kapatan isim de bir önceki şampiyonumuz AJ Styles. Boğaç. Yani çok şey gelmiyor bana. Nasıl diyeyim? Ya o kadar boş ki. Hani şey olamıyorum. Heyecanlanamıyorum maç için. Yani aslında katılımcılar tek tek baktığın zaman çok iyi. Yani Randy Orton var. İşte Mustafa Ali var. Efendime söyleyeyim Daniel Bryan, AJ Styles, Samoa Joe var. İsimlere çok... baktığın zaman çok güzel. İsimler ama güzel ama senaryo çok klişe. Evet, boş evet. Yani şey yok. Ben heyecanlanabilecek bir şey olmuyor. Yine AJ Styles ayakta kapatıyor ya da Daniel Bryan. Ya AJ Styles ya Daniel Bryan. Abi bir başka bir yüz bulun ya. Bence Joe'yu çok istiyordum ama artık bu saatten sonra zırnı koklatmazlar kardeşime benim. Birden şöyle bir şey olmuştu. Yani geçen sene bu dönemde Elimination Chamber döneminde WWE belki de çıkarabileceği en iyi Elimination Chamber feyodunu çıkarmıştı erkeklerde. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren bir Gauntlet maçı vardı. Hani oradan buraya geldik. Onunla karşılaştırırsak gerçekten de çok büyük bir düşüş var. Maalesef.
Alexa'nın pembe saçı şey demiş. Joe Brie'yi kaçırsın heyecan olur demiş. Oo. Bence umurunda olmaz ya. Bu Total Divas'ta değerlendirilir bu senaryo. Yalnız güzel olur ya. Olsa var ya iyi gülerim ya. Tabii canım. Joe yine mükemmel promolar kesiyor ama işte nerede? Evet. Sizce WrestleMania'nın ana kemer maçı ne olur? SmackDown'un ana kemer maçı. Korkum AJ Styles Daniel Bryan olması. Çok korkuyorum ya. Ya çoklu evet. Maç görünüyor. Bence. Bence Orton, Joe, Orton. Styles ve Bryan olur gibi geliyor bana. Bunun şeyinde bir dezavantaj var. Yani Daniel Bryan kendini çok açıklayamıyor. Tekli olmadıkça mevzular. Biraz daha nasıl diyeyim, özelleşmiş bir feud olsa daha uygun olmaz mı? Kısa bir süre kaldı ama yani aslında kısa değil. Yani hala yani, belirli bir süre var da. Bir buçuk ay falan olacak. Aynen. O kafada kim var ama şimdi? Yani bu feud'u yaşayabileceği, aynı şekilde de karşılık alabileceği kim var karşısında? Bray Wyatt döner. Ben WrestleMania'da tekrar Randy Orton'un şampiyon olacağını düşünüyorum. Hayır. Olamaz. Abi bence John Cena ile 16'yı yakalayacak. Bak siz yazın bunu bir köşeye. Ya, onu çoğu insan düşünüyor zaten ya. Yani, Randy Orton'un egosunu azıcık bilen onu anlar. Zira Cena'nın Rumble serüveninde Cena'yı yakaladı sıra şampiyonluklarda. Kaç tane var? 3 şampiyonluk. 14 tane var sanırım. 14 mi var 13 mi var? 14 oldu. Tamam 14 ise bir alver yapar. Tamam abi. Bunu acaba WrestleMania'da mı yaptırırlar? Yani ben de alacağını düşünüyorum ama. Ben WrestleMania'da kazanır diye düşünüyorum. 33 süreç çok kötüydü ama ya. Yani Jinder Mahal'i şampiyon yapacak kadar kötü bir süreç oldu orada. Yani 13 varsa da yapar abi. 13 varmış tamam. Ben de 13 diye hatırlıyorum. 13 mu varmış? Hmm. Doğrudur. Triple H 14 doğru. Tamam ben yine aynı kanaatteyim. Randy Orton, John Cena 17 yapmadan 16'yı yakalayacaktır. O zaman da Randy Orton ile John Cena 17. şampiyonluk maçına çıkabilir. Bu diye, da güzel hikaye. Bence de çok güzel hikaye diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak, neler olmayacak. Tabii 16'ya 16 olması için şey olması lazım. Yani kemerin ikisinde de olmaması lazım. Yani kemerin ortada olması lazım. Bakalım nasıl olacak. SmackDown'ı genel geçer olarak değerlendirdik. Haftaya daha senaryolar oturmuşken daha ayrıntılı bir biçimde, keyifli bir şekilde, daha erken bir saatte konuşuruz diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta bir de artık şey var. Neymiş? Elimination Chamber olacak. Evet. Onun öncesinde de bir yayın yapılır sanırım. Aynen öyle. Orada da genel yaparız. Olarak tüm senaryolara konuşuruz. Aynen öyle. Bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum ama SmackDown'ın puanlamasını soralım. SmackDown'a 5 üzerinden kaç puan veriyorsun sevgili Boğaç? 2. Hikmet? Ben 1 diyorum. Ben de 1 diyorum. Yani SmackDown'ın artık farklı bir şeyler sunması lazım ki sunacağını da düşünüyorum ya. 1,5 milyon rating nedir? Rating sıralamasında 10'a düşmek nedir? Evet. Yani farklı şeyler olacaktır diye ümit ediyorum. Bakalım belki de yanılırız. Tekrar aynı şeyleri izleriz ama zor tabii. Belki Elimination Chamber'dan sonra ne düşünüyorlardır. Ama ya SmackDown'da çok büyük bir kanala geçiyor. Acaba dip yaptırıp mı oraya geçirtecekler? Dediğim gibi bu bir yöntemdir ticarette en başta konuştuğumuz gibi. Göreceğiz. Haftaya daha netleşmiş olur SmackDown hakkında düşüncelerimiz. Alexander'ın pembe saçı 3 puan vermiş. Daniel Bryan çöpü yüzünden düşmüş Zeno. Ya Daniel Bryan da bir etken ama genel olarak brand'de hiçbir şey yok ya Zeno. Evet. Ya Daniel Bryan ya Daniel Bryan bence tekil olarak senaryosu ve oyunculuğu da senaryosu da şampiyonluğu da fena değil. Hatta iyi. Ama genel olarak SmackDown'da büyük boşluk var.
Karşısına bir şey koyamıyorlar ya. Aynen öyle. Karşısına bir heyecan verici bir rakip yok. Heel güreşinin karşısında heyecan verici bir rakip yok. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Sevgili güreştürken.net severler. Haftaya görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.